Merhaba arkadaşlar bugün bu videoda sizlerle beraber kanatlı kraliçe karınca bulanlar için bir rehber tarzında ne rehber niteliğinde bir video çekeceğim. Eğer bir yani genelde mesor bulunur kanatlı nisan aylarında şu an bulunduğumuz dönemde yani bulan çoktur o yüzden yardım açısından bir aklınızda bir şeyler oluşması açısından bu konuda video çekeceğim. Eğer kanatlı bir kraliçe karınca bulduysanız veya kanatlı bir karınca bulduysanız ne yapmalısınız? Bu kraliçe mi yok yoksa prens mi? Ben bununla koloni kurabilir miyim? Çiftleşmiş midir çiftleşmemiş midir? İşte yumurtlası işi çıkarabilir mi? Vesaire vesaire bu konulara şimdi değineceğim. Öncelikle arkadaşlar kanatlı yani karıncalar tabi bildiğiniz gibi çiftleşme uçuşuna uçarlar. Çiftleşme uçuşuna uçtuklarında kanatlı prensler ve kanatlı kraliçeler havaya doğru uçar. Bunlar çiftleştikten sonra yere inerler. Yere indikten sonra kraliçelerin büyük bir bölümü kanatlarını bırakır. Kanatlarını bıraktıktan sonra yuva aramaya e, yuva arayışına koyulurlar. Bu sırada biz de onları yakalarız ve e, onlara hazır bir ortam sunarak kendi kolonimizi başlatırız. Ama bu e, kraliçelerin büyük bir bölümü döker derken kanadını küçük bir bölümü de dökmüyor. Bu dökmeyen kraliçe karıncaların e, e, çiftleşmemiş daha Çiftleşme uçuşunu tamamlamamış bir kraliçe karınca olma olasılığı daha yüksek normal şartlarda. Ama biz bu ayrımı nasıl yapacağız? Yani bir karıncaların bazıları çiftleşmesine rağmen, kraliçelerin bazıları çiftleşmesine rağmen kanatlarını dökmeyebiliyor. Bunun ayrımını nasıl yapacağız? Şimdi buna değineceğim. Ee, öncelikle e, Kraliçe Karınca mı Prens Karınca mı önce bunu ayırt etmeniz Gerekiyor çünkü Prens karıncaysa ise Zaten e, bu yöntemlerin Hiçbir işe yaramayacak e, Prens Karınca olup olmadığını da Kafa büyüklüğünden anlayabilirsiniz Kafa yani e, Aslında bunun hakkında daha ayrıntılı bir videom var e, Kraliçe kar Bulduğum Kraliçe Karınca'nın e, Bulduğum Karınca'nın Kraliçe olup olmadığını Nasıl anlarım ya şu an kartlara koymuşumdur Zaten sağ üstte çıkmıştır Oradan kraliçe olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kanatlı bir kraliçe artık eminsiniz ve kanatlı bir kraliçeniz var elinizde. Bu çiftleşmiş midir? Çiftleşmemiş midir? Bunun sorusuna gelirsek. Bunu bakarak anlayamazsınız. Yani böyle baktım. Şurası şöyle burası böyle. Kanadı açık, kanadı kapalı. Bunlar kesin yöntemler değil kesinlikle. Fakat çiftleşmemiş olma olasılığı. Mesela birden fazla kanatlı karınca olmuştu. Bir bir yuvanın ağzında birden fazla böyle onlarca kanatlı karınca bulmuşsunuzdur. Onları alırsanız onlar çiftleşmemiştir. Daha çiftleşme uçuşuna yeni başlayacak karıncalardır. Yani yuva ağzında bulduğunuz kanatlılar çiftleşmemiştir. Onları almayın. Aldıysanız da geri doğaya geri salın. Yani onlar çiftleşmemiş midir? E, sizin işinize de yaramayacaktır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bizim bulduğumuz yani sizin bulmuş olduğunuz karınca eğer yuva ile alakası olmayan bir yerdeyse, yani herhangi etrafında herhangi bir karınca yuvası yoksa eee Alakasız bir yerdeyse onu almış almışsanız e, çiftleşmiş olma ihtimali var biraz e, bunun çiftleşmiş midir çiftleşmemiş midir onu nasıl anlayacağız peki e, bunu bulduğumuz anda anlayamayız ne yapacağız ortamını hazırlayıp yumurtlayıp yumurtlamayacağına bakacağız şöyle e, ortamı nasıl ya yani atıyorum buldunuz bir tane kraliçe şimdi aldınız bunu nasıl bir ortam hazırlanır ne yapmanız gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Ee, şimdi ben de var bir tane kraliçe karınca. Bu Mastor cinsi arkadaşlar. soruların türünü Türkiye'mizde onlarca olduğu için e, net olarak biz hobiciler pek ayırt edemiyoruz. O yüzden Mastor cinsi deyip geçiyoruz. Bakımları da zaten Mastor türlerinin hepsi aynı olduğu için Mastor cinsi de, de, deyip geçmemizde bir sakınca yok. Şimdi şöyle tripodu şöyle ayarlayayım. Öncelikle arkadaşlar bir adet test tüpü gerekiyor. Ee, Bunların e, bütün ekipmanları açıklama kısmındaki karıncam.com mağazamızdan bulabilirsiniz bu arada. E, cam test tüpü. Şimdi e, şöyle. Su ilk önce normal su. Kesinlikle şekerli su değil. Bunu karıştıranlar oluyor. E, şekerli su değil. Normal içme suyu. Musluk suyu bile olmazsa daha iyi olur. İçme suyu olursa. Çünkü musluk suyunda klor, kireç o tarz şeyler zarar verebilir. Görmüş olduğunuz gibi. 3'te 1'ine. 4'te ikisine Yani e, Yarısından bir tık az su doldurdum ardından normal kokusuz herhangi bir kimyasal olmayan normal pamuk kokusuz pamuk bunu iyice top haline getiriyoruz. E, tüpün ağzını tamamen kapayacak şekilde böyle zorlayarak içine sıkıştırıyoruz. Tamam. Şimdi herhangi bir çubuk, kalem, bu tarz şeyler kullanarak şöyle... Bakın. itiyorum şu an pamuğu. Aşağıya doğru itiyorum. Bu suya yaklaştığında yavaş yavaş itmeyin. Çünkü hava baloncu kalabilir. Şimdi göstereceğim şekilde yapın. Bakın. Suya iyice yaklaştı gördüğünüz gibi. Şimdi bir anda iteceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir hava kabarcığı bile kalmadı. Pamun ucu ıslandı şu anda hafif çok aşırı ıslak da olmasın burası yani nemlendi şu an hissedebiliyorum şu an test tüpümüz hazır bu kraliçeler için hazırladığımız standart test tüpü kurulumu şimdi bulduğumuz kraliçeyi bunun içerisine koyacağız. Koyduk kraliçeyi. Şimdi biraz daha pamuk alıp bunu bu arada kap e test tüpünün kapağını yani şu dışını pamukla kapayın. Herhangi bir tıpayla vesaire kapamayın. Çünkü hava almaz. Pamuk hava aldığı için bu şekilde durabiliyor. Şimdi böyle bu şekilde kapattıktan sonra da o nemli ortamda duracaktır. Kapattıktan sonra arkadaşlar etrafına herhangi bir şekilde karanlık yapacak bir malzeme geçiriyoruz veya çekmeceye de koyabilirsiniz. Şu şekilde. Hatta şimdi kapamayın. Bu şekilde e, ortamını hazırladıktan sonra karanlık, ışık almayacak bir yere e, çekmece tarzı dolap tarzı veya etrafını bir yere sarıp koyabilirsiniz. E, herhangi şekilde titreşmeyecek, yani sık kullanılan bir masanın üzerine koymayın bunları. Rahatsız olmayacağı bir yere bırakın. Habiri açıp durmayın. 3-4 günde bir kontrol edin. Kontrol yani habiri açıp bakarsanız strese girecektir canlı ve yumurtlamayabilir. O yüzden 3-4 günde bir ideal süre. 3-4 günde bir kontrol süreniz var. 2 hafta burada tutun. 2 hafta sonunda yumurtlamazsa salabilirsiniz. Yani Genel olarak zaten çiftleşmiş sağlıklı kraliçeler koyduktan 2-3 gün sonra yumurtluyor zaten. Hani biz olası gecikmelere karşı yine 2 hafta tutalım ama 2 hafta sonunda da artık yumurtlamıyorsa zaten tutmanın da bir anlamı kalmayacak. dediğim gibi. Şimdi şurada koyduktan sonra kanadını da dökebilir. Kanadını dökmüşse zaten çiftleşmiştir. Başka unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Ee, ...başka sorularınız varsa yorumlara sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadardı. Yapmanız gerekenler bunlar. Çiftleşmişse yumurtlayacaktır. Yumurtalarını büyütecektir. Herhangi bir şekilde beslemenize gerek yok. Şekerli su vermenize gerek yok. Un kurdu, böcek falan hiçbir şey vermenize gerek yok ilk etapta. Zaten işçi çıkarana kadar bu arada bir şey vermenize gerek yok. Kendisi kraliçe kendi depo besinleriyle yumurtladığı yumurtaları büyütecek. Ve işçi haline çevirecektir. İşçi çıktıktan sonra yumurtadan o süreçten sonra beslemeye başlıyoruz. Herhangi bir şekilde bir şey vermenize gerek yok. Bu strese sokacaktır canlıyı gereksiz yere. O yüzden tek yapmanız gereken hiçbir şey yapmamak. Bu kadar basit. İki hafta bekleyin. Herhangi bir gelişme almazsanız da salabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalımı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.